arkadaşlar. Şimdi fasulyelerimiz, ben bir kısmını koydum ki hani uzamasın video. O yüzden size bekletmek istemedim. Haşladığımız fasulyeleri yerleştirdim. Kesinlikle harika bir tat olacak. Zaten sanırım kalan boşluktan dolayı da su azdı. Bakın daha bir yükseldi. Fasulyeleri neden haşlıyoruz? Çünkü fasulyeler içinde zehir ihtiva edebiliyor. Dolayısıyla hani o zehri, o toksini almamak için fasulyeleri 5 dakika haşlamanızı öneriyorum ki uzmanlar o şekilde söylüyor. Evet, fasulye bu kadar yeter. Şimdi ben şurada açtım temiz kürdanımla. Bir tane de salatalık koymak istiyorum ki bu tattan, salatalıktan mahrum kalmasın. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Yine istediğiniz bir Kozmo sayfasından takip edebilirsiniz. Bu tür işlemleri yapacağınız zaman işte turşudur, salamuradır, efendim söyleyeyim, sirkedir. Ayın küçülen fazlarını takip edin. Yani ay hilale doğru giderken, dolunaya doğru değil, hilale doğru giderken o günleri takip edin, daha sağlıklı olur diye diyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi sanırım bu kadar yeter. Biraz daha koyayım, biraz daha koyayım. Muhteşem bir lezzet. Ben çok seviyorum. Deneyim, eminim siz de çok seveceksiniz. Şöyle rendelediğim domateslerimi döküyorum. Biraz da tuz attım tabii ki. Evet. Ara ara ben sizinle paylaşacağım tabii ki o su buraya çıkana kadar. Baktık ki az oldu, yine domates rendeleyip dökebiliriz. Çünkü benim yeşil domateslerim fazla. Evet, tekrar kapağını şöyle koyalım. Dursun. Günaydın arkadaşlar. Evet, günaydın arkadaşlar. Evet, turşularımızın 3. günündeyiz. Kurduğumuz susuz turşularımızın 3. günündeyiz. Hatta turşumuzun diyeyim ben. Çünkü vurduğumuz domates turşusu susuzdu sadece. Şimdi bakın görüyorsunuz sular yükselmiş, yükselmiş, hatta taşmış. Bakın buralar bayağı bir domates suyu olmuş, turşu suyu olmuş artık, öyle diyelim. Ne yaptık? Onun yanında bir de biz fasulye turşusu yaptık. Fasulye turşumuzu zaten dün noktaladım. Şöyle ki hani gazını aldım, ikinci günde ağzını kapattım. Fasulye turşumuzun içinde ne var? 4-5 dakika civarı haşladığım fasulyelerimiz var. İçme klorsuz içme suyumuz var, marketten aldığımız yani. Artı kaya tuzumuz var. Onun haricinde sadece kendi evde yaptığım yoğurt suyum var. Başka da bir şey yok. Bakın görüyorsunuz zaten. Bunu hallettik, kapattık. Zaten bu hediye, anneme yapmıştım. Bunu hemen kenara koyalım. Şimdi gelelim turşumuza. Şimdi turşumuz ne yaptık? Domateslerin içine oyduk. İçine bir kaşık kaya tozu ve bir sarımsak yerleştirip kavanozumuzun içine koyduk. Fakat ne oldu? Benim yeşil domatesim çok fazla olduğu için gerekli sulanma olmadı. Artı domatesler aşağı doğru çektikçe, eridikçe bu sefer turşu aşağı gitti, azaldı. Ben de gecenin bir yarısı kalkıp fasulyelerimi haşladım. Turşunun üzerine koydum. Bir tane salatalık koydum ve havuç koydum. Bakın burada domatesler şöyle düşmesin kavanoz. Bu şekilde hazırlamıştım. Fakat hani suyu da yetersiz geldi. Çünkü yeşil domatesim fazla. Hani olgun domatesim azdı. Ben 4 tane daha domatesi rendeledim. İkisini rendelemiş olduğum halde döktüm. İkisini de suyunu döktüm. Dolayısıyla domates de asidik bir meyve olduğu için şu an taşmış vaziyette. Zaten görüyorsunuz buraları. Bu 3. günde taştı. Fakat bugün artık kapatmayı istiyorum. Neredeyse renkleri soldu, turşu olacak açık açık. Onun için şimdi hemen açıyorum.
işlemini birlikte yapalım. Açtım. Temiz seramik bir kabım var. Onu aldım. Şöyle hafiften koyuyorum ki taşsa da önemli değil ama şey olsun. Hani küflenmesin diye üzerindeki kalan sebzeler. Evet, baskıladım. Tekrar bir kez daha açtım ve kapattım. Ve şimdi eğer dilerseniz ben şu an yapacağım bunun için. Arkadaşlar kapağın içine değil, lütfen dışına bu torba naylon poşeti geçiriyorum. Emin değilim. Hava alabilir. Bu şekilde geçiriyoruz. Ben sadece şu an size göstermek için fikir edinesiniz diye hallettim ama daha sonra daha sıkı bağlayacağım. Vakit almasın şu an. Şimdi biz her turşu yaptığımızda birkaç püf nokta söyleyeceğim ben size. Turşularınızı lütfen ayın küçülen fazlarında yapın. Yani birkaç astroloji sayfasına üye olursanız orada görürsünüz zaten. Hani küçülen fazlarını. Küçülen fazı ne demek? Yani ay dolunaydan geri giderken ben size hangi burçlarda küçüldüğünde yapacağınızı da söyleyeyim. Koç'ta, yengeçte ve aslandayken yaparsanız turşularınızdan oldukça güzel randıman alırsınız. Küflenme vesaire olmaz. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü ben denemeyle sabittir. Sabitledim ben. Evet. Sadece turşu değil, salamuralarımızı, konservemizi, sirkelerimizde bugünlere eğer riayet ederseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Ayrıca şimdi turşuyu yaptık, koyduk buraya, turşu olsun. Öyle olmuyor arkadaşlar, inanın 3 gündür ben uğraşıyorum, hatta gece yarısı kalktım, baktım hani kontrol ettim, suyu çıkmış mı vesaire. Ben önceki videomda da zaten çektim, hepsini atacağım, birleştirip büyük bir video yapacağım. Şimdi turşularımızı öncelikle yaklaşık 3-4 gün boyunca sürekli bu şekilde alt üst yapıyoruz. Günde bir kere yapsanız yeter. Şu şekilde yan çevirebiliriz. Çünkü hepsinin içine tuzu, suyu nüfuz etsin diye. Daha sonra tekrar şöyle yapıyoruz. Alt üst. Tuz her yere nüfuz etsin diye. Öbür türlü turşuyu buraya yapıp koyduğumuz zaman işte küflenme olur, barlanma olur, neden oldu diye sonra üzülürsünüz. Hem malzemeniz hem emeğiniz boşa gider. Onun haricinde benim size söyleyeceğim, turşu yapmak için bir kez daha söylüyorum. Klorsuz içme suyu ben böyle yapıyorum. Ve kaya tuzuna ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok normal turşularda. Fakat biz domates turşusu, gerçi bunu artık karıştırdık, karışık turşu yaptık domatesle birlikte. Bunda sıfır su, hiçbir şekilde su yok. Domatesin suyuyla yaptık. İnanılmaz lezzetli bir turşu bekliyorum. Hatta turşularımın hepsini çıkarıp bir de sizinle kavurma yapacağım. Bu işi noktalayacağım. Artık çünkü sizlerden aldığımı sizlere geri vermiş olacağım. Buradan ben probiyotik ailesine teşekkür ediyorum. Beynimiz ikinci bağırsaklarımız grubuna teşekkür ediyorum. Ve tüm bu bilgileri biriktirdiğim herkese teşekkür ediyorum. Tarkan Bey'e teşekkür ediyorum. Probiyotik hakkında oldukça fazla bilgiler verdiği için bize. Ve sizlere teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.